Evet, herkese merhaba tekrardan. Tekrardan bir karantina gününde yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz güvenlik otomasyonu konusu. Hatta bununla alakalı bir değil, üç video çekmeyi planlıyorum. Neden güvenlik otomasyonu konusu? Çünkü bir enterprise'da değil, küçük bir evde bile kullanılan güvenlik ürünlerinin sayısı gerçekten çok yükseldi. Yani benim küçük evimde bile şu anda birden fazla üreticinin birçok farklı ürün kategorisine geliştirmiş olduğu farklı güvenlik ürünleri mevcut. E, tabii ki bu güvenlik ürünlerinin takibi, izlemesi, kural yazması, orada çıkan şeyin başka bir yere aktarılması gibi farklı farklı operasyonları çok vaktimi alıyor. Sadece benim değil kurumsal firmalardaki Güvenlik da aynı şekilde en çok vakit harcadığı tasklar repetitive dediğimiz kendini tekrarlayan ve basit tasklar aslında. Dolayısıyla buradaki birinci konumuz tabii ki de vakit nakittir. Yani bir işi ne kadar kısa sürede bitirirsek aslında birim zamanında o kadar çok iş halletmiş oluruz. Ben şahsen buna şöyle bakıyorum. Bir işi yapmak için 2 saat vaktim varsa 1 saat 55 dakika boyunca bu işi otomatik yapmanın yollarını arıyorum. Kalan 5 dakikada da bu yeni bulduğum yolun gerçekten bu işi yapıp yapamayacağını gerginlik içerisinde izlemekle geçiriyorum. Genellikle yapıyor ama keyifli. Dediğim gibi bundan daha çok zevk alıyorum. İkincisi güvenlik ürünleri çok fazla artmaya başladı. Yine belirttiğim gibi birçok farklı kategori var, birçok farklı ürün var. Bunların hepsini birbirine bağlamak, hepsinin senkron bir şekilde çalışmasını sağlamak çok kolay değil. Bununla alakalı birçok farklı üreticinin ya bütün ürünlerinizi bizden alırsanız biz size şu şu şekilde yardımcı olabiliriz şu yöntemlerle bu ürünleri birbirine bağlayabiliriz şeklinde bazı yaklaşımları var. İşte Fortinet buna e, security fabric diyor. McAfee DXL diyor. Kaspersky'nin aynı şekilde bir takım yaklaşımları var. Ancak somut olarak baktığımızda bütün güvenlik ürünü tek bir yerden satın almak tabii ki mümkün olmuyor. İşte o noktada böyle bir problem ortaya çıkıyor. Ve şöyle de bir nokta var. Artık güvenlik ekiplerinin yetişemeyeceği kadar çok güvenlik incidentı var. Yani şu anda en kral güvenlik ekibini de kursanız, onlarca kişi de oluştursanız, ürünlerinizden almış olduğunuz alertler ve instantların sayısı maalesef false pozitifleri de eklediğimizde manuel yöntemlerle handle edebilecek rakamın çok üzerine çıkabiliyor. O yüzden ne gerekiyor? Yine burada güvenlik otomasyonunun aktif rol oynayacağı bir workflow yazmak gerekiyor ki arka planda analistleriniz bu bahsettiğimiz şeylerin hepsini otomatik yöntemlerle temizlesinler. Gerçekten threat hunting yapmaya adamların vakti kalsın. Dolayısıyla otomasyon tam anlamıyla bir win-win. Bir yandan da şöyle bir işin gerçek noktası var. Hem yurt dışında hem Türkiye'de özellikle kariyerine yeni başlamış arkadaşların mutlaka scripting bilmesi artık bekleniyor ve isteniyor. Yani eskisi gibi ben bir ürünü kuruyordum. Bu ürünü kurmakta çok iyiyim. E, bu ürünü kullanmakta da, da iyiyim. Ben bir güvenlik uzmanıyım deme şansınız çok fazla mümkün değil. Artık bütün firmalar mutlaka sizden bir scripting background'ı istiyor. Otomasyon background'u talep ediyor. Otomasyon tool'larını nasıl kullanacağınızı iyi bilmeniz lazım. İşte bu senaryoda güvenlik otomasyonun ne kadar önemli olduğunu tekrardan görmüş oluyoruz. Şimdi benim bu bahsettiğimiz konsepte planladığım 3 farklı video olacak demiştim. Bu 3 videodan bir tanesi API'lar ve SOAR yani Security Automation ve Orchestration yazılımları ile bir takım ürünleri birbiriyle haberleştirmek ve senkronize bir şekilde çalıştırmak olacak. Bu zaten olabilecek en ideal senaryo. Yani sınırsız bütçeli ve her türlü ekspertize sahip olduğunuz bir senaryoda tabii ki de SOAR platformlarını kullanmanız işin en temiz yolu. Ancak tabii ki herkes bu kadar şanslı değil. Bir SOAR'a belki 300 bin dolar, 500 bin dolar ayıracak bütçeniz olmayabilir. O zaman bir tık aşağı ineceğiz ve sadece API'ları kullanarak farklı güvenlik ürünlerini birbirine nasıl bağlayabiliriz bunu konuşuyor olacağız. Sadece API'ları kullanarak yapıyor olmamız bizim için çok değerli. Çünkü Soar'a vereceğimiz paradan burada tasarruf etme şansımız bir noktaya kadar olabilir. Ve üçüncü ve son senaryomuz maalesef olabilecek en kötü senaryo. Hem Soar'ınız yok, hem Soar bütçeniz yok hem de kullandığınız ürünlerin bir API entegrasyonu mevcut değil. İşte o zaman maalesef Python'ın tamamen şefkat dolu kollarına düşüyorsunuz ve yapacağınız şeyler birazcık sihirbazlık oluyor. Şimdi ben de tam olarak bu bahsettiğimiz senaryoyla alakalı 3 videomu çekeceğim. Bu arada şunu da özellikle belirtmek lazım. Dediğim gibi scripting konusu çok kritik bir konu artık. Yani mutlaka bir noktada bilinmesi gerekiyor. Python bilmeyen ne artık bu diğerlerde kız bile vermiyorlar desek yeri midir? Yani ilkokullarda bile öğretiliyor. Tabii ki burada şunu söylemiyorum. Python içerisinde işte object oriented programming'den tutun çok daha detaylı olarak programlamaya giden çok derinlemesine öğrenebileceğiniz alan var. Bu işler yazılımcıların işleri. Ben şahsen bir yazılımcı değilim. Yazılımcılık background'um da yok. Ama burada demeye çalıştığım konu güvenlik üzerine çalışan herkesin en azından derdini anlatacak kadar Python biliyor olması lazım. Bu senaryo üzerinden gidersek Python bilen adam hem zamanını daha güzel kullanıyor hem de bu bahsettiğimiz farklı otomasyonları gerçekleştirerek ürünlerini birbirine bağlıyor. Kendisini gerçekten threat hunting yapabilecek konuları daha çok yoğunlaştırabiliyor. O yüzden hocam bu konu için Python mutlaka şart.